Koçların Mekanı'nda Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün kitap dünyasının derinliklerine dalıyor olacağız. Ahmet Bilgehan Arıkan hocamız burada. Kendisi kitap dünyasında uzun yıllardır hizmet veren, çok aktif roller alan, fuarlarda vesaire çalışmalar yürüten çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz, bir değerimiz yani aramızda. Ondan bugün iki tane konuda özellikle derin yanıtlar bekliyoruz. Bu konularda derinleşmeyi bekliyoruz. Biliyoruz ki aramızda kitap yazmayı düşünen çok dostumuz var, çok değerli dostumuz var. Kitap yazma sürecinde dostlarımızın neler beklediğini konuşuyor olacağız. Onun haricinde de yayın dünyasının derin incelikleri var. Yani bilemediğimiz, belki şu ana kadar rastlamadığımız, belki etrafımıza ihtiyacı olan ve farkında olunmayan derinlikler var. Onlarla ilgili de bilgilendirmeler alıyor olacağız. Öncelikle ben hem konuğumuzu hem de Ahmet hocamı tanımak istiyorum. Ahmet hocam, kendinizi tanıtmış olsaydınız neler söylerdiniz? Hayırlı günler hocam. Güzel bir program olsun, güzel bir etkinlik olsun. Herkese faydası olabilmesi duasıyla hocam. Ahmet Bilgehan Arıkan, Manisa Salihli memleketim. 1968 yılında rahmetli babam Yaman Arıkan kurmuş yayın evini, Uyanış Yayın Evi. Kendisinin telif tercüme eserleri var. Ortalama 40 civarı eseri var. Büyük İslam alimlerinden İmam Gazali, Abdülkadir Geylani, Ahmet Arrifai, Ebu'l-Ey Semerkandi, Eşrefoğlu Rumi, onların eserlerinin birebir tercümelerini yapmış. Yunus Emre ile ilgili çalışmaları var. Ömrünün 50 senesini Yunus Emre'ye vermiş. 1999 yılı itibariyle Uyanış Yayın Evi'ndeki bütün işleri takip etmeye başladım. İlk başlarda sadece babamın eserleri yayınlanıyordu. Sonrasında farklı yazarlarla görüşerek onların eserlerini de yayına hazırlamaya çalıştım. Şu anda 200 civarı yayınımız var, 120 civarı da yazarımız var. Farklı kategorilerde eserlerle yayınımıza, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortalama 55 yıllık bir geçmişi var, 56 yıllık bir geçmişi var. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Harika. Yani ben tüylerimi ürpererek dinledim böyle. Bir kitap hediyen de olmuştu. Çok teşekkür ediyorum onun için. Henüz bir akış almadım. Böyle fırsat bulunca derinleşeceğim inşallah onda da. Geri bildirim vereceğim mutlaka. Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyorum. Nesrin Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum böyle bir programa beni de davet ettiğiniz için. Ben kendimi tanıtacak olursam 52 yaşında Manisa'dan katılıyorum. Özel bir sektörden emekli olduktan sonra bir girişimcilikle sağlık açısında girişimimi başlattım ve orada anladığım kadarıyla bütüne katkı olabilmek için en iyi yatırımın kişinin kendisine yaptığı yatırım olduğunu farkına vardım ve yollarımız sizle birleşti. Sizden seanslarınızı alıyorum. 52 seansı bugün hatta başlamıştık. Çok heyecanlandım. Kitap okumayı çok seviyorum ve bu arada videolarınızı da seyrediyorum. Bu insanlığa çok güzel faydalarınız, hizmetleriniz oluyor. Benim bakış açımla bir de okyanussunuz. Ben de bu okyanusta bir damla olmayı seçtim. Daha da iyileri için neler mümkün diyorum. Yeni adım attık. İnşallah bu yolda başarılı olmaya ve katkı olmaya gönüllüyüz hocam. Harikasın. Teşekkür ediyoruz. Evet Ahmet hocam, ilk sorumuz geliyor. Bu kitap yazmayla ilgili düşüncesi olan, fikri olan, aksiyonu olan değerli dostlarımıza bu süreçle ilgili söyleyecek olduğun bilgilendirmeler, nasihatler diyelim, veriler nelerdir, neler paylaşmak istersin? Hocam öncelikle yazmak isteyen kişinin kendisine inanması çok önemli. Çünkü ben yazabilir miyim, ben yapabilir miyim modunda hareket edildiği zaman bir şey ortaya çıkmıyor. O yüzden yazma isteğinin kendisinde oluşması çok önemli. Bunun için eğitimler alabilir, yazarlık akademilerine katılabilir, yazarlarla görüşmeler yapılabilir. Bu olabilir. Farklı alanlarda eğitimler alabilir. Bunlar hepsi geçerli olabilir. Ama önemli olan kendisinin istemesi. Eğer kendisi istemezse hiçbir şey yapamaz çünkü. Biz bunu her anda yaşıyoruz, her zaman da yaşıyoruz. Sonrasında yazdığı eser ne olursa olsun, şiir olsun, deneme olsun, hikaye olsun, roman tarzında olsun veya kişisel gelişim kategorisinde olsun, mutlaka birileriyle danışmalı, birilerine danışmalı. Yani her şeyi ben yapabilirim diye düşünmemeli. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, ne kadar eğitim alırsak alalım, her şeyi kendimiz yapamıyoruz. Mutlaka bir yerlerden bir şekilde destek almamız gerekiyor. Bazen fiziki olarak eğitim almamız gerekiyor, bazen eksiklerimiz var, onları tamamlamamız gerekiyor. Ona göre de hareket etmemiz gerekiyor.
Önemli olan kişinin inanması, ben ne istiyorum sorusuna cevabını verebilmesi. Bundan sonrasında da eğer kalem kağıtla yazmayı planlıyorsa kalem kağıtla, eğer bilgisayar ortamında veya cep telefonu veya elektronik dijital ortamda yazmayı planlıyorsa yazma işlemine başlaması lazım. İlk zamanlarda tabii ki istemediği durumlarla karşılaşabilir. Etrafındakiler ne gerek var böyle bir şeye diyebilirler. Bunun önüne geçmek için onları hiçbir şekilde dinlememesi gerekiyor. Kendi inandığı yolda herkese ve her şeye rağmen yoluna devam etmesi gerekiyor. Yazmaya başladığı an itibariyle etrafındaki kişilerle istişare yaparsa, onlardan işte ben böyle bir şey yazmaya niyetlendim, siz ne düşünürsünüz tarzında onlardan da destek alırsa, ama onlardan çok fazla etkilenmeden her şeyi kendisi organize edebilirse, o zaman çok güzel şeyler ortaya çıkar. En önemlisi araştırmasını çok iyi yapması lazım. Hangi konuyla ilgili yazacağını önce kararını vermesi lazım. Bir şablon oluşturması lazım. Şablon oluşturduktan sonrasında da bu konuyla ilgili neler planlıyor? Bir veri alışverişi mi olacak yoksa bir yolculuk mu olacak? Zaten her kitap bir yolculuk, biliyorsunuz hocam. Bu yolculukta bizi neler bekliyor, karşımıza neler çıkıyor? Bu şablonu oluşturmak gerekiyor. Şablonu oluşturduktan sonrasında araştırma yapmak gerekiyor. Araştırma yaptıktan sonrasında da işte yazma işlemi faaliyetine başlamak gerekiyor. İlk aşama böyle devam ediyor hocam. Sonrasında araştırmalarını yaptıktan sonra, etrafındaki kişilerle istişaresini yaptıktan sonra da yazma işlemini devam etmesi gerekiyor. Tabii ki tıkanıklık zamanları söz konusu olacak. Bunun için yapılabilecek pek fazla bir şey yok. Tıkanıklık zamanlarında herkesin kendine göre yöntemi var. Mesela bazıları farklı bir kitap okuyarak tıkanıklığını gidermeye çalışıyor. Bazıları bir müzik ortamında veya tiyatro ortamında veya herhangi bir sosyal ortamda bulunarak o tıkanıklığı gidermeye çalışıyor. Bunlar da tabii ki araştırma, geliştirme sonucunda ortaya çıkabilecek neticeler. Çünkü herkesin tıkanıklığını giderme yöntemi farklıdır. Bununla ilgili yöntemler de farklıdır. Kimisi kitap okur, kimisi müzik dinler, kimisi yazdığı ortamda müzikli olarak çalışır. Her birisinin tabii ki kapasitesi farklıdır. O kapasiteye göre değerlendirilmesi gerekiyor. Tıkanıklıkları çözdüğü zaman, mesela çok tıkanıldığı zaman onunla ilgilenmemesi gerekiyor. O konuyla ilgilenmemesi gerekiyor. Başka bir şeyle meşgul olarak zihnini dinlendirmesi ve dinlendirdikten sonrasında da tekrar eğer ilham geliyorsa, çünkü ilhamın gelmesi çok farklı bir şey. İlham gelmiyorsa yapabileceğiniz hiçbir şey yok zaten. Ne kadar sağdan soldan kelimeleri, cümleleri ekleyip tamamlamaya çalışsanız da tamamlanmıyor. Çünkü kopukluklar ortaya çıkıyor. O yüzden size ilhamın gelmesi lazım. Yoksa ilham gelmeden herhangi bir şey yapılamıyor. İlham gelme noktasında böyle bir dinlendirme söz konusu oluyor. Sonrasında tabii ki süreç çok önemli. Hayatımızda sadece yazma olmadığı için, normal hayatımızda devam ettiği için onlara da zaman ayırarak, yazmaya da zaman ayırarak ona göre planlama yapmak gerekiyor. Çünkü yazmaya başladığımız zaman da başka bir şeyle meşgul olduğumuz zaman kafamız dağılıyor ve yazmak istediklerimizi, yapmak istediklerimizi düzgün bir şekilde yapamıyoruz hocam. Bu süreç böyle devam ediyor. Sonrasında tabii ki yazma süreci başlıyor. Artık bu 3 ay olur, 6 ay olur, sizin dolgunluğunuza göre, sizin yetişmişliğinize göre, sizin gelişmişliğinize göre sonuçlanıyor. Ona göre de bir ifade oluşuyor hocam. Harikasın ya. O kadar güzel anlattın ki arada soracağım bütün soruları cevaplayarak gittin yani. Muhteşem. Diyorum. Harikasın. Değil mi Nesrin Hanım? Çok güzel anlattın. Evet, çok güzel. Çok akıcı ve bilgilerin esas konularına, temel dayanaklarına değinerek anlatıyor. Evet, soracak sorumuz kalmıyor. Açıklığı güzel olduğu için. Aynı zamanda hemşeri de sayılırmışız. O Salihli, Manisa Salihli denmiş. Ben de Manisa merkezde oturuyorum. Çekim yasası demek ki. Evet, güzel şeyler oluyor. Şükürler olsun. Harika. Manisa'ya ara sıra geliyorum. En son Kurban Bayramı'nda gelmiştim. Orada da akrabalarımız, tanıdıklarımız var. Fırsat buldukça, imkanı oldukça gelmeye çalışıyorum. Güzel şehirdir Manisa'da, değil mi? Şehzadelerin şehri. Evet, çok böylelikle güzelliklere vesile olmak güzel. Harika. Ben de kitapları çok seviyorum. Değerlendiriyorum. Boş kaldıkça okumaya özen gösteriyorum. Nesrin Hanım, günlük kitaplar çok güzel. Var. 10-11 evet. Arası mıydı Nesrin Hanım her gün? Evet, 9 ile 10 arası. 9-10 arası. O kitap okuyorum. Bir grubum var. Onlara da faydalı olma açısından kayıt yapıp atıyorum oraya.
Oo, harika. Öyle yani, Harika. beğenenler de oluyor kitap. Çünkü kitap dediği gibi farklı farklı dünyaları yansıtıyor. Kişi kendine güvenli olması gerekiyor dedi ya. Burada da benim gibi olan birisi bak nereden nereye gelmiş diye farkındalığı uyanıp da kendisine çeki düzen verip hayatını daha güzel noktalara getirebilme şansı oluyor. Evet Yani hocam. bilmek önemli değil, yapabilmek önemli tabii ki. Ya Evet. çok güzel. Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz. O zaman ikinci sorumuz gelsin mi? Şöyle hocam, yayın dünyası dediğimiz zaman burada ne tür imkanlar var ve yani buradaki detaylar nelerdir? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirmiş olsanız, daha önce söyleşimizde bahsettiğiniz bazı konular vardı, onları açmış olsanız neler söylersiniz? Hep birlikte bilinçlenmiş olalım onlarla ilgili de. Elektronik ortam, dijital ortam, sesli ortam, yazılı ortam, basılı ortam, bunların her birisi bir kaynak bizim için. Bu kaynakların her birisine farklı kanallar vasıtasıyla ulaşmamız gerekiyor. Mesela görme engelliler için bir sistem var. Boğaziçi Üniversitesi ve Türk Telekom'un organize ettiği bir sistem. Uluslararası bir organizasyon, uluslararası bir kütüphane. Görme engelliler bu hizmetten şu şekilde yararlanıyorlar. Kendilerinden istenen bazı bilgiler, belgeler var. Bu belgeleri Boğaziçi Üniversitesi'ne ve Türk Telekom'a ulaştırdıkları takdirde bunlara bir kullanıcı adı tanımlaması yapılıyor. Kullanıcı adı tanımlamasıyla da sisteme giriş yapıyorlar ve sistemin bütün imkanlarından, kütüphanesinden ve diğer faydalarından istifade etmeye çalışıyorlar. İşitme engellerle ilgili de başka alternatif kanallar var. Bu kanalların her birisi gerek belediye bazında, gerek kütüphaneler bazında, gerek diğer organizasyonlar bazında fırsatlar var. Mesela kütüphanelerde şöyle bir şey var. Gönüllü olarak siz bir kütüphaneye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben herhangi bir kitabın seslendirmesini yapmak istiyorum ve burada başkalarının da bu kitaptan, bu eserden faydalanmasını istiyorum diyorsunuz. Size bir form veriyorlar. Bu formu doldurduktan sonrasında da istediğiniz kitabı seçerek gerekli kontroller, gerekli düzenlemeler yapılarak onların hazırlığı yapılıyor, ses kaydı yapılıyor. Ondan sonra onu sisteme kaydı gerçekleşiyor. Öyle bir organizasyon da var. Onun haricinde tablet olarak, telefon olarak ve elektronik dijital ortamlarda da farklı alternatif yollar var. Mesela sesli kitap olayı var. Sesli kitapla ilgili farklı iki tane, üç tane şu anda gündemde olan, daha böyle etkileşimi olan sistemler var. Onların takibi söz konusu olabilir. Ona göre de hareket edilebilir hocam. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Harika bir yayın oldu. Harika bilgilendirmeler oldu. Son Biz olarak teşekkür ederiz hocam. Nesrin Hanım, sormak istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey'e? Yani biz de bu önemli büyük ilim insanlarının kitaplarını okuyabilmeyi seçiyorum. Kolaylıkla inşallah temin ederiz Ahmet Bey aracılığıyla. Okuyup kendimizi, hatırımızı, bizim Türk geleneklerinde yaşamış olan insanların şu anki zamanı, o zamandan görüşlerini almak beni mutlu eder. Harikasınız. Ahmet Bey, sizin Evet. bu konularla ilgili veya farklı söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Yayın dünyası, kitap dünyası uçsuz bucaksız bir alan. Mesela 10 sene sonrasında kendimizi nerede görmek istiyoruz sorusunun cevabı çok farklı. Bunun için kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor, sürekli yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer bir eksiğimiz varsa onu tamamlamamız gerekiyor. Ufkumuzu sürekli açmamız gerekiyor. Sürekli bilgilerimizi yenilememiz gerekiyor. Çünkü bilgi akışı çok çok değişiyor. Teknoloji çağında olduğumuz için çok çabuk değişiyor, çok hızlı bir şekilde gelişiyor. O yüzden kendimizi, bilgilerimizi sürekli yenilememiz gerekiyor. Bilmediğimiz bir şeyler varsa öğrenmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz, yapamadığımız bir şeyler varsa nasıl yapabilirinizin yöntemini bulmamız gerekiyor. Bazen bunu kendimiz bulabiliyoruz, bazen etrafımızdaki bu işten anlayan, bu işi bilen kişilerden destek alarak, istişareler yaparak o şekilde de yolumuza devam etmiş oluyoruz hocam. Harikasın hocam. Tebrik ediyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki buradaydınız. İyi ki bu Evet akışta hocam. beraber olduk. Biz ruhuyla Teşekkür ederiz sonsuz İbrahim hocam. teşekkürler. Katkılarınız sonsuz. Çok Çok sağ sağ olun. olun. Çok sağ olun. Hoşların mekanına abone olmamışsanız abone olmanızı yani bütün dostlara söylüyorum. Ve tümü deyip işaretleyip bütün bildirimleri alıyor olmanızı öneriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.